behind here. Nasılsın arkadaşlar? Hop 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 hop. Okay. Very good. Serdar Ortaç'a yapılan sanal şakaya ünlü şarkıcıdan ilginç yorum. Koreli değil, Japon bir asker koymuşlar. Ayla Çelik uğruna Bağdat'ı iki gözü kapalı bulduğu sevgilisiyle gece gezmesine çıktı. Vesikalık fotoğraf çektiren İrem Derici evleniyor mu? Alakası yok. Hepinizi öpüyorum, çok teşekkür ederim. Konserler, gündüz gezmeleri, gece kaçamakları ve çok özel röportajlar Starlight'ta. Evde sıcak koltuk, dışarıda ise sonbaharın eşsiz manzarası var. İstanbul'u şöyle bir turlayıp ne var ne yok bakmaya çıktık. Yaz bitti, evli evine, köylü köyüne döndü. Anladım bize karada, ayrılık yok. Buralarda benden başka, Kürtçü dükkanı yok. Sağlıklı yaşamı bir hayat felsefesi haline getiren İvan Esert, karın kasları için badem, sıkı beden için cevizlere baktı. Ve sonunda bir şişe su alıp marketten çıktı. Bizimle değilsin, o da zaten yani bir imza attı. Güzel yani bir şey. Bakalım bu sezon ne çıkacak. Bizimle değilsin sözü fenomen haline gelen İvan Esert, kadınlar tarafından sokakta çevrilip soru yağmuruna tutulduğunu söyledi. Bu kombin iyi oldu mu? Saç rengine çoğu insan kadınlara soruyor. Ne bileyim, rengine, kesimi. Yani kombin olarak mailler geliyor bana çok. Özel bir yerde ne giyebilirler soruyorlar. Güzel bir şeyler geliyor sürekli. Yani benim için bu çok güzel bir şey zaten. Yani gelmese demek ki İşim bilmiyorum demek ki. Aynı İvan'a bu sefer özel bir davette aynı günün akşamında. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur sözü çok doğru bir söz. Bakar mısınız fit vücuduna yakışan elbiselere, ayakkabısına? Burada. Oğlu Ateş için koca yaz Bodrum'daydı. Ateşim zaten bazen Bodrum'da olduğu için ben de yanında gittim. Ama biliyorsunuz orada tatil olmuyor. Kameralar peşinde geliyor. Yani her şeye bakmak lazım. Güzellik yarışmasının kulisi gibiydi gece. Oyuncu Çiğdem Batur da iddialı bir şekilde hazırlanıp gelmiş geceye. 2 ay tatil yaptım, daha ne yapayım yani? O da yaz boyunca Bodrum'a kapananlardan. Dinlendim, bayağı dinlendim. Acayip enerjik geldim. Güzel güzel işlere imza atacağız inşallah. Başını kaşıyacak vakti olmayacakmış işlerden. Sormadan geçmeyelim. Elbise de şahane. Yani bu çok özel bir tasarımcının elbisesi. Burcu Aydın'ın elbisesi. Ben de çok severek ve beğenerek taşıyorum. Bir garip takıntısı varmış aslında. Ama zaman zaman değişiyor. Mesela bir ara bir hafta üstüme giyip yakıştırmadığım şeyi ertesi hafta yakıştırıp alabiliyorum. Ve nasıl yakıştığına ben de şaşırıyorum. Olur öyle arada. Sağlık, sıhhat yerinde olsun. Gerisi yalan dolan. Sık sık Türkiye'ye gelen roman star İnna aynı davette konser verdi. İnna'ya sahnede 4 erkek dansçı eşlik etti. Konser sonrasında İnna, bakın nasıl selamladı basın mensuplarını. Nasılsın arkadaşlar? Çok güzel, very good. Çok 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 güzel, yes. İnna, konser sonrasında verdiği röportajda kullandığı Türkçe kelimelerle sıcak tavırlar sergiledi. I'm very good, thank you very much. Thank you. Teşekkürler. Abi tercüman kim? Abi let's go. Tam soru cevap faslına geçiliyordu ki bir muhabir sözünü kesince yine İnna tarzında bir müdahale geldi güzel sanatçıdan. Second stand ne istiyor? Mehmet abi bir şey çevirecek misin bizim için bunları? Hey, hello. My second country is Turkey and I love it very very much. It's very beautiful and the people are amazing. Türkiye'de birçok anısı olan İnna, her geldiğinde mutlaka alışkanlık haline getirdiği bir olmazsa olmazını açıkladı. The food, shish kebab, I miss everything. The people really love me here and I'm very appreciative. İnna yeni şarkısını da canlı bir şekilde mikrofonlara söyledi. I'm a love you, love you, love you long time. So give me the way that I like it. Aynı gecede Hande Yener ve DJ oğlu Çağın da sahne aldı. Yol çıkıyorum,
İkili sahne öncesinde kameralar karşısına geçti. Değer ya, ben yani kazanıyoruz, harcayacağız işimize tabii ki. Ama mesela evde bazen yemeğe gitmek için sade bir elbise arıyorum, yok. Alışveriş hastalığına yakalanmış resmen Hande Yener. İşte aksesuar görünce alıyorum, acayip ayakkabılar görünce alıyorum. Küpelerin de ayrı bir hatırası varmış. Bunu 14 yıl önce, yani ilk albümlerimin zamanında böyle konser paralarımla özel tasarım yaptırmıştım. Aynı gecede Mustafa Ceceli de piyanosuyla şarkılar söyledi. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Son dönemin çorapsız ayakkabı, dar paça modası bizi resmen bozdu diyor Mustafa Ceceli. Biliyorsunuz Atilla bizim stil danışmanımız. Ona tek bir şey soruyorum. Bu çorapsız modasını kim getirdi? Baksana kardeşim, peynir gibi, yemin ediyorum. Yani normalinde abi çok rahat da. Yani karşıdan böyle hala bir adapte olamadım. Böyle fotoğrafa bakıyorum. Yani böyle orayı böyle böyle gazetede falan gördüğümde siyahla boyayasım geliyor. Ünlü şarkıcı kısa bir süre önce de eşiyle hacca gittiğini söyledi. Hacca gittik. Onun 2 yıldır istediği bir şeydi. Ben açıkçası biliyorsunuz hac bir kere farz. O yüzden ben dedim ki babanla gidebilirsin. Ama beraber olması da çok iyi oldu. Bu yıl çok daha tenhaydı. Ben annemle gittiğim zaman yaklaşık 5 milyon hacı vardı. Bu yıl 1.8 milyondu. Daha organizeydi. Her şey çok daha kolaylaştı çok şükür. O yüzden artık yengeniz de hacı oldu arkadaşlar kısacası. Mustafa Ceceli'nin bakın kimle görüntüsü var sırada. İrem Derici ve Mustafa Ceceli bugünlerde sıkı bir şekilde yeni bir İrem Derici albümü için çalışıyor. Bugün röportaj alamıyoruz. Bugün yani olacak. İrem Derici ve sevgilisi Lider Şahin, Paris dönüşünde Mustafa Ceceli'ye aranje etmesi için şahane bir şarkı götürmüş değerli izleyenler. Şarkıyı da bakın kim yazmış. Şimdi ben yazan çizen değilim, yazan çizen adam burada. Çıktı şarkı ondan, yazıldı. Çıktı. Yazıldı. Geçmiş olsun. Aynen. Geçmiş olsun diyor. Bu gece bir doğum gününe katılmış. Süperdi her şey. Paris de güzeldi. Bu akşam da güzeldi. Arkadaşımızın doğum günüydü. Kutladık geldik. Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından vesikalık fotoğraf yayınlayan İrem Derici heyecan yaratmıştı. Acaba evleniyor mu sorusunu akıllara getirmişti. Klişelere gerek yok. Bizde klişeye hiç gerek yok. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Bağdat Ayla ve sevgilisi Barbara Sutku gece gezmesinden Şişli'de takıldı objektifimize. Gece güzel, keyifler yerinde, sevgililer yan yana, yüzler gülüyor haliyle. Ancak trafik sıkışınca ikiliden kameralara alışık olmayan Barbaros Bey, Ayla Çelik'in yanında biraz somurtuyor. Efendim, 3 günlük dünya, yollar açılır, gerilmeyelim, sağlığımızdan olmayalım. Serdar Ortaç elleri dolu, yüzü mutlu bir şekilde restorandan çıkıyor. İyiyiz. Ben sahneye gidiyorum. Chloe'yi eve bırakacağım. O işte bir şeyler aldık, onu yiyecek. Düşünceli bir eş, yufka yürekli bir adam Serdar Ortaç. Hem eşini hem de işini düşünüyor. Paket yapıyorum. Yok, yarısını aldı. Yedi de yarısını aldı. Kanada paket yaptırdım. Evet. Seviyorlar siz de mega. Sağ olsunlar. Chloe neden konsere gelmiyor diye bir soru var. Bunu da Ortaç cevaplıyor. 5 senedir daha ne izlesin? Yani şarkıları yaladı yuttu. Yoruldu sen. Ezbere biliyor. Evet, yani her kelimemi biliyor. Her şarkıdan sonra ne söyleyeceğimi biliyor. Çantadaki yemek soğumadan bir soru daha geliyor. Chloe her zaman şık ve bakımlı. Özellikle aksesuar seçimleri çok başarılı. Soru şu. Serdar Bey'in aldığı güzel böyle bir hediye var mı evde sakladığınız ya da arasını üzerinize taşıdığınız? Tabii var. Ama o özel günlerde takıyorum. Öyle mi? Aferin. Süper. Güzel söyledi. Ve sanal şaka meselesi. Serdar Ortaç'ı bir internet kullanıcısı işte bu hale sokmuştu. Koreli paylaşımı çok nasıl? Koreli değil, Japon bir asker koymuşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda evet. Serdar Ortaç diye.
Japonların hepsi birbirine benziyor. Ben de onlara benziyorum. Ünlü şarkıcı paylaşımı önce dikkatle incelemiş ve fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu görmüş. Kızmamış, hatta çok gülmüş. Sorun yok. Yok be abi, ne bozulayım her şeyi? Biliyorsunuz değil mi? Hiç umurumda değil.